Karşımızda y eşittir kosinüs x'in grafiği var. Bu videoda y eşittir fx eğrisi ile x ekseninin arasında kalan alanı bulmaya çalışacağız. Bu tabii ki de farklı aralıklardan oluşacak. İlk olarak x eşittir 0 ile x eşittir pi bölü 2 aralığındaki alana odaklanalım. İşte bu alandan bahsediyorum bu alanı kosinüs x dx'in 0 pi bölü 2 arasındaki belirli integrali olarak, evet böyle gösterebiliriz. Bunun genişliği dx, yüksekliği de fx olan çok ama çok ince dikdörtgenlerin toplam alanı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu sonsuz derecede ince olan dikdörtgenlerden sonsuz tanesinin alanını bulup bu alanları birbiriyle topladığımızda eğrinin altında kalan alan için oldukça iyi bir tahmin elde ederiz ve bu gösterimin anlamı da budur. Bu integralin nasıl hesaplanacağını biliyoruz. Kalkülüsün ikinci temel teoremi bize yardımcı olacak. Başka bir deyişle kosinüs x'in ters türevine ihtiyacımız var. Bu ters türevi ya da ters türevlerden birini önce pi bölü 2'de değerlendirip bulduğumuz sonuçtan ters türevin sıfırda aldığı sonucu çıkaracağız. Peki kosinüs x'in ters türevi nedir? Ya da ters türev nedir diye sorarsam bana e, ne cevap verirsiniz? Eğer e, şuraya yazayım eğer sinüs x'in türevini alacak olursak, evet, kosinüs x elde ederiz, öyle değil mi? Bu durumda kosinüs x'in ters türevi de sinüs x'tir. Peki, neden ters türevlerden biri dediğimi biliyor musunuz? Yani sizce sinüs x'in, kosinüs x'in neden ters türevi değil de ters türevlerinden biri olduğunu söyledim. Çünkü sinüs x artı herhangi bir sabitin türevini alınca, sabitin türevi sıfır olduğu için yine, evet yine kosinüs x elde ederim. Bu sabit pi olabilir, 5 olabilir, 1 milyon olabilir, evet herhangi bir sayı olabilir ama sabit ne olursa olsun elde edeceğimiz türev her zaman kosinüs x olacaktır. Bu yüzden de bu ters türevlerden biridir dediğimde türevlerden birini buluyoruz demektir demek istedim. E, tüm bu ters türevler arasında da sinüs x muhtemelen en kolayı çünkü buradaki sabit sıfıra eşit. Şimdi sıra geldi ters türevin pi bölü 2 ve sıfırdaki değerlerini bulmaya. Şöyle yazıyorum. Kosinüs x'in ters türevlerinden biri sinüs x'tir. Bunu Önce pi bölü 2'de değerlendirip bulduğumuz sonuçtan ters türevin sıfırda değerlendirilmesiyle bulduğumuz sonucu çıkaracağız eşittir. Şuradan devam edeyim. Sinüs pi bölü 2 eksi sinüs 0. Sinüs pi bölü 2, 1'e sinüs 0 da 0'a eşit olduğu için evet sonuç 1'dir. Tamam buradaki alan 1'e eşitmiş. Şimdi de biraz daha ilginç bir şey yapıp x eşittir pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığında eğrinin altında kalan alanı bulmaya çalışalım. Yani burası ve burası arasında kalan şu anda taramakta olduğum alandan bahsediyorum. Evet. Evet işte bu alan. Bu alanı kosinüs x dx'in pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasındaki belirli integrali olarak ifade edebiliriz. Kosinüs x'in ters türevlerinden birinin sinüs x olduğunu zaten söylemiştik. Hemen yazıyorum. Sinüs x'i 3 pi bölü 2 ve pi bölü 2 de değerlendireceğiz. Eşittir sinüs 3 pi bölü 2 eksi sinüs pi bölü 2. Peki sinüs 3 pi bölü 2. Aa, hemen bir birim çember çizeyim. Evet, 3 pi bölü 2 tam olarak burası sinüs birim çember üzerindeki noktanın y koordinatı olduğuna göre, sinüs 3 pi bölü 2, evet eksi 1'e eşittir. Burası eksi 1 olacak. Sinüs pi bölü 2 de burada. yani 1'e eşit. Evet, evet, dikkat ilginç bir sonuç oluyor. E eksi 1, eksi 1, eksi 2 eder. Yani bu alan eksi 2'ye eşit. Peki negatif bir alan olabilir mi? Ee, bunun anlamı nedir? Yani gerçek hayatta bildiğimiz bütün alanlar pozitiftir öyle değil mi? Evet sizce bu eksi 2 ne anlama geliyor olabilir? Buradaki eksi işareti fonksiyonun bu aralıkta x ekseninin altında olduğunu gösterir. Başka bir deyişle alan 2'ye eşit ama x ekseninin altında olduğu için başına eksi geliyor diyebiliriz. Anladık değil mi? Alan aslında 2'ye eşit ve başındaki eksi fonksiyonun burada x ekseninin altında olduğunu gösteriyor. Son olarak kosinüs x dx'in 0 ile 3 pi bölü 2 arasındaki belirli integralini de gelin bir bulalım. Bunun da ilginç olduğunu göreceksiniz. Bahsettiğim alan 0 ile 3 pi bölü 2 arasında kalan tüm bu alan. Ama bakalım burada ne olacak? Hesaplayı verelim. Sinüs... 3 pi bölü 2'den sinüs 0'ı çıkaracağız. Bu eksi 1'di, eksi 0. Yani sonuç eksi 1. Peki, sizce bu ne anlama geliyor olabilir? Bu e, işaretlediğim alan negatif bir alan değil. Hatta da, eksi 1'e de eşit değil. Birinci örnekte bu alanın 1'e eşit olduğunu bulmuştuk. Evet buradaki alan 1'di. İkinci örnekteki alanda eksi 2'ydi. Bunu x ekseninin üzerinde kalan alan ya da net alan diyelim eksi 1'e eşittir olarak yorumlayabilirsiniz. x ekseninin üzerinde kalan ve 1'e eşit olan alan ile x ekseninin altındaki eksi 2'ye eşit olan alanı topluyoruz ve net alanı eksi 1 olarak, buluyoruz. İntegralin bulduğu şey de kalkülüsün ikinci temel teoremini kullandığımızda x ekseni üzerindeki net alandır. Sonuç olarak eksi bir alan bulmak da net alanın ya da alanın çoğunun x ekseninin altında olduğu anlamına gelir. Sonuç eğer sıfır olsaydı x ekseninin üzerinde kalan alan ile altında kalan alan birbirine eşit olacaktı. Evet eğer sonuç olarak sıfır bulacağımız bir örnek görmek ister seniz e, belirli integrali ile 2 pi arasında evet bu aralıkta değerlendirin. Bu alan bu alan 1, buradaki alan da 1 ve burası da eksi 2 olduğu için bu integralin sonucunu 0 olarak bulacaksınız. Denemek ister misiniz? Hadi gelin 0'dan 2 pi'ye kosinüs x dx'in belirli integraline bakalım. Sinüs 2 pi eksi sinüs 0. Sinüs 2 pi evet 0'dır. 0 sıfır eksi 0 da 0 eder. Burada bir alan var ama x ekseni üzerinde kalan alanla altında kalan alan birbirini eşitlediği için sonuç 0.